Mahir ile ilgili çok acayip bunları biliyor musunuzlar var. Çok ufak geçmek istiyorum. O kadar sessizmiş ki hiç ağlamazmış. Abisi diyor yani ki sırf bu yüzden gözyaşı eksikliği vardır diyor. Küçükken sarışınmış. Evet. Hepimiz gibi hepimiz bir sarışın doğup dönüyoruz. Gerçekten sarışındım ama. Sarışın mıydın? Sen döndün mü abi? Ben de abi ben sarışındım. 7-8 yaşıma kadar sarışındım. Sarışındım. Kaça kadar? 7-8. 7-8. 28 anladım ben. Yok canım o kadar. 28 mi? 28'de bir gece kaş çıkıyor böyle abi. Ne oluyor dedim ben. Dümdüz kaş çıkıyor. Ama bildiğin altın sarısı yani. Bayağı. Evet tabii. Ben de geldim. Ne oldu arada bilmiyorum. Babası Halk Ozan'ı. Evet. İsmini İsmail Bey. İsmail İpek evet. Evet tamam. Selamlar hürmetler. Türkiye Elektrik Kurumu Spor Kulübü'nde 3-4 yıl futbol oynamış. İlkokul ve ortaokulda iyi bir öğrenciymiş. Liseye başlamış bir sene sınıfta kalmış. Gözünü korkutmak için sanayiye vermişler. Çalışırken oksijen tüpünü açık unutmuş. Devamını okumayayım. O sanayideki abiler bugün canlı yayında nereye yaklar diyor. O sanayi bölgesi artık yok. Evet yok. Sesi çok güzel, çok güzel türkü söylüyor. Daha dinleyeceğiz inşallah. 8-9 yaşındayken dereye gidip yüzermiş. Nereden geliyorsun dediklerinde yukarı mahalleden dermiş. Abisi pantolonunu indir dermiş. Kiloda ıslak ve çamurlu olunca derede yüzdüğünü anlayıp bayağı bir dayak gelmiş. Veda İpek eşinden gelen bilgiler. Babasını polisler arıyormuş. Babanızı polisler arıyormuş bir dönem. Çok küçükken babasını polise ihbar etmiş. Babası onun yüzünden 6 ay yatmış. Senin doğum günün tabii ki olmaz. Olmaz senin doğum günün. Senin niye doğum günün? Evet gerçekten senin ya? Doğum günün niye olmadı şimdi belli. Belli oldu yani. Baba inkar ediyor. Orada bir sıkıntı yok zaten ya. Evet babası yurt dışında konserden dönerken Converse alıp getirmiş. Kimse de Converse olmadığı için ayakkabıyla bile dalga geçmişler. O da ayakkabılarıyla dalga geçiyorlar diye kaldırımlara sürtüp ayakkabılarını yırtmış. Vay çok adaletli. İzel'in Ah Ama Dalar Bakarsın Ya Gruba. Biliyor musunuz bu şarkıyı? O şarkının sözlerini hani makarnalar suya duba diye anlıyormuş. Ne diye? Ne diye anlıyor? Hani makarnalar suda duba diye anlıyormuş. Bak ona da şöyle mantık geliştiriyorum. Sonra dinledim dedim ya bu ne kadar manasız bir şarkı böyle. Hani makarnalar suya duba filan. Sonra da diyorum ki hani makarnayı suya atarsın da batmaz ya duba gibi. Demek ki onlar. Bir hikmeti vardı böyle. Koca güzel ya. Dongi dongi'nı nasıl anladın? Çeliğin. Yok onlara gelemedim abi. Ha, orada bıraktı ben. Çelikten de özür diliyoruz. Evet, yıllar önceye geri döndüm. Evet. Onun bir şarkısı bir şey söylüyor. Onun bir şarkısı daha var. Geçen gün arkadaşım söyledi. Hani var ya sevsen sevemem, gitsem gidemem, kalsam kalamam. Nasıl bir ruh haliyse o. Ondan sonra birden dum kak kak. İki ara bir dere. İki ara bir dere sevsem, şarkı. Sevsem sevemem dur kakka. Ama çok güzel bir şarkıydı. Çelik'ten tekrar özür diliyoruz. programımıza devam. 9 yaşında bir oğlu var. Efendim karısı oğlu doğmadan önce kaşı babasına benzemesin. Onun dışında her şeyi benzesin diye kaşı dua mı etmiş. Ama bir tek kaşı benzemiş. Bilkent. Peki benim taşında ailem beni bitirmek üzere mi yola çıkmış ya? Aile tamamen satmış abi seni bu bilgilerle. Bugüne kadar kurduğumuz her şey bitti mi abi? Niye? Buraya kadar. Niye? Acaba kaş göz yapsam daha mı iyi? Ya sen biliyorsun. Ne bileyim onu göreceğiz. Evet. Hemen alacağız yayından seni. Kurtaracak bilgi geliyor. Benim için bir dernek kurulur artık. Bilkent yani. Üniversitesi'nde burslu okumuş, yemek sırasında kuyruğa girenleri uyanın burada hakkınız yeniyor diye bağırarak uyardığı için rektör tarafından uyarılmış. O da zaten uyarın demek istemiş. Uyanın değil de. Hakkınız yeniyor. Karda kışta elinde mamayla dışarı çıkıp kedileri beslermiş. Kedi almışlar. Sevgiden en son kafasını ağzına sokmaya çalışırken yakalamış. Evde televizyonu en güzel gören koltuğa hep kendisi oturmuş. Kim gelirse gelsin okuyup eşinizden gelen bilgiler. Şu anda ev arıyorlarmış. Eşi bir ev görmüş, onu tutmak istiyormuş ama Mahir Bey istemiyormuş. Eşiniz baskı yapın dedi. Araba kullanırken devamlı yanlış yerlere girermiş, sık sık köprüye girermiş. Durduk yere birdenbire elektrik süpürgesiyle evi temizlemeye başlarmış.
Doğum günü belli biz değil. Bunları bilseydik ben oynatmazdım vallahi sen oynatmazdın. Gerçekten arkadaşlar iğrenç bilgilerle sizlerle sizlerle beraberiz. Yani bilseydik normal biri. Mahir'den çok eşiyle röportaj yapmışsın gibi bir. Gerçekten eşini alsaymışız Mahir'e evet, anlatırmış zaten. Anlatırmış evet. Yani. Kendi anlatmaz bu kadar. Son daha bilgiyi konuşkan. Söylüyorum. Kendisi Galatasaraylıymış ama oğlunu Beşiktaş. Şimdi çok alakasız bir şey olacak ama unutmayalım diye söylüyorum. Sıla'nın orkestrasında bir kocaman alkış alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.